Rusya'nın Ukrayna işgalinde 32. gündeyiz. Sevgili seyirciler, sahadaki son duruma bakalım önce. Hem çatışmalar hem de sivillerin tahliyesi sürüyor. Rusya, Harkov ve Donbas dışında saldırılarını birçok noktada ya azalttı ya da durdurdu. Başkent Kiev cephesinde de ordunun kuzey istikametinde ilerleyişi durduruldu. Dönelim Kiev'e. Hasan Uylaş ve kameraman Ümit Anar oradalar. Hasan, bu konvoy kaç kilometre uzaklıkta, ilerleyişi durdu mu? Senin eline gelen bilgiler neler? Emre Buga, aslında hatırlarsanız harekatın ilk haftasında istihbarat raporlarında Rusya ordusunun başkent Kiev'e yaklaşık 7-8 kilometre mesafeye kadar yaklaştığı belirtilmişti. İstihbarat raporlarında az önce de altını çizdim. Ancak Ukrayna ordusunun karşı taarruzu sonrası artık Rusya ordusu geri püskürtülmüş durumda. Savunma Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada şu saat itibariyle en yakın Rus kuvveti başkent Kiev'e 70 kilometre mesafede, zaman zaman ancak İrpin hattında çatışmaların devam ettiğini ifade edelim ki bu çatışmalar gece boyunca da devam etti. Başkent Kiev'e dönecek olursak gün sakin başlamıştı. O sessizliğin, sakinliğin halen devam ettiğini ifade edelim. Dün belediye başkanı açıklama yapmış ve pazartesi günü sabah 07'ye kadar sokağa çıkma kısıtlaması yapılacağını duyurulmuştu. Ancak ikinci bir açıklamayla sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sokaklara baktığımızda hayatın her geçen gün normale döndüğünü ifade edelim. Zira artık restoranlar açılmaya başladı, marketler açılmaya başladı ve Kiev sokaklarında her geçen gün insan hareketliliğinin, insan kalabalığının biraz daha arttığını ifade edelim. Başkent Kiev sokaklarında hayat normale dönüyor dedik, ancak halen güvenlik önlemleri de üst düzeyde. Bir taraftan Ümit Anar canlı olarak ekrana getirsin. Günlerdir yayınlarımızı Bağımsızlık Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Meydana açılan tüm yollar bariyerlerle kapatılmış durumda. Kirpi diye tabir edilen çelik bariyer ve kum torbalarıyla kapatılmış durumda. Aslında sadece Bağımsızlık Meydanı değil, aslında Kiev'in birçok noktasında bu bariyerleri, bu kontrol noktalarını görmek mümkün. Zira hatırlanacağı gibi 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sabotajcıların olma ihtimaline karşı işte bu kontrol noktalarında olası sabotajcılara karşı kontroller, denetimler gerçekleştiriliyor. Sahaya baktığımızda ise özellikle günlerdir konuşulan kentlerden bir tanesi de Sumy'di. Kritik bir noktaydı. Ukrayna ordusu direnişe devam ediyor. Bu hatta da Rusya'nın ilerleyişi durdurulmuş durumda. Yine başkentin doğusunda Rus güçlerinin de ilerleyişi, başkent Kiev'e ilerleyişi durdurulmuş durumda. Ancak Sumy hattında bazı yerleşim yerleri yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmiş durumda. Rusya operasyonlarının ikinci aşamasına geçildiğini ve artık Donbas'a odaklanacaklarını açıklamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığı Harkov'da gece bombalandı. Bombardıman sonrası bazı bölgelerde yangınlar çıktı. Yine Karadeniz'in kıyısındaki Odessa nispeten geceyi sakin geçirdi. Ancak zaman zaman siren sesleri duyuldu. Saldırı olmadı. Rusya'nın kuzeye doğru istikametteki ilerleyişi de tamamen durmuş durumda. Lviv aslında önemli bir şehir, zira savaşın başlamasıyla birlikte 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 10 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tabii yaklaşık 3 milyon 700 bin kişi komşu ülkelere sığındı, ancak en çok göç alan, iş göç alan kent Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 60 kilometre mesafedeydi. Dün seyir füzeleriyle Rusya ordusu burayı hedef aldı. Bu saldırıda 5 kişi yaralandı. Tabii yine kritik kentlerden bir tanesi Mariupol. Aslında günlerdir bu kenti konuşuyoruz. Zira yaklaşık 400 bin kişi kuşatma altındaki kente mahsur kalmıştı. Ciddi bir insani kriz yaşanıyordu. Büyük ölçüde Mariupol'da artık Ukrayna ordusu kontrolü sağlamış durumda. Yine bu kentteki sivillerin tahliyesi devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 3500'ü aşkın sivil tahliye edildi. Yine son yapılan açıklamada iki insani koridorun açılması noktasında Rusya ile anlaşma sağlandı. Bugün tahliyelerin devam etmesini bekliyoruz. Yine rakamlara bakacak olursak 24 Şubat'tan bu yana savaşta maalesef 136 çocuk hayatını kaybetti. Yine Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 16.400 Rus askerinin
öldürüldüğü duyuruldu. Yine 117 uçak, 137 helikopter, 575 de tank Ukrayna ordusu tarafından imha edildi. Tabii sahaya baktığımızda özellikle Rusya'nın uçak ve helikopter, yani hava unsurları anlamında ciddi bir kaybı söz konusu, ancak bu anlamda artık sahada özellikle seyir füzelerini daha sıklıkla kullandığına şahit oluyoruz ki geçtiğimiz günlerde yine Kiev yakınlarında İrpin hattında bir fabrika binasıyla yakıt dolum tesisi vurulmuştu. Yine bu noktaya yönelik seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirilmişti. Özetlemek gerekirse başkent Kiev'e baktığımızda hayat artık yavaş yavaş kısmen de olsa normale dönmeye başladı. Artık sokaklarda daha çok insan var. Daha çok bir hareketlilik var. Gün sakin başlamıştı. O sessizlik, o sakinlik Kiev sokaklarında devam ediyor. Teşekkür ediyoruz.